Mayer açıklamasının devamında YPG'nin bazı siperlerini yıkmasının ardından ABD'nin Türkiye'ye karşı örgüte herhangi bir güvence verip vermediğine ilişkin soru üzerine de güvenlik mekanizmasının temel amacı hem Türkiye ile müşterek bir çalışma vasıtasıyla onların güvenlik kaygılarını çözmek hem de DSG'nin güvenliğini sağlamaktır. Bizim onlarla ilişkimizin geçmişi de orada amacımızın IŞİD ile mücadele olduğunu, onlara yeni riskler getirmek olmadığını gösteriyor. Bununla şunu kastediyorum, siperlerin kaldırılması Suriye'nin kuzeydoğusundaki halkın daha özgüvenli olduğu anlamına gelmemeli. Çünkü Türkiye ile çalışırken Türkiye'nin Suriye'ye girme fikrinin önemli ölçüde gerilediği konusunda ikna olduk ifadelerini kullandı. Güvenli bölge mütabakatının bir sonraki adımının ne olacağına ilişkin bir soru ise Mayer, şu anda bu sürecin ilk günlerinde sayılırız. Ağustos sonundan bu yana uygulanmaya başladı. Burada kullanacağım ifade, yaptığımız faaliyetleri daha da yoğunlaştırmak olacak diyebilirim. Bu alanda zaten 5 hava keşif uçuşu, müşterek devriyeler, siperlerin yıkılması gibi birçok askeri faaliyetler gerçekleştirdik. Bu zaman alacak bir süreç, dolayısıyla aşağı yukarı aynı şeyleri göreceksiniz diye yanıtladı. Ankara ile Washington arasında bu anlaşma konusunda bir güven sorunu olup olmadığına ilişkin soru üzerine Mayer, Türkiye'nin 70 yıldan uzun süredir ABD ile müttefiklik ilişkisi içinde bulunduğunu belirterek, bu süreçte iki ülkenin karşılıklı güvene dair oldukça deneyimli olduğunu dile getirdi.